İnternette bulunan onlarca farklı bilginin içinde elbette işinize yarayabilecek bazı şeyler çıkıyor. Bu bilgiler belki hayatınızı kurtarmaz ama bir gün bir yerlerde hayatınızı kolaylaştırabilir. Yeni videoları kaçırmamak için Yameraktan'a abone olmayı unutmayın. Ağız kokusu belki de pek çok insanın şikayetçi olduğu konulardan birisi. Genelde insanların çoğu ağzının kötü koktuğunu düşünerek mahcup oluyor. Ağzınızdaki sülfür bileşenleri bu kokuya neden olmakta. Fakat kahve çekirdeğini alıp ağzınızda çiğnemeniz, ağzınızdaki sülfür bileşenlerini yok edecek ve size temiz bir nefes verecektir. Gömlek cebinizde tükenmez bir kalem unuttunuz ve mürekkep gömleğinize aktı. Bu pek çok insanın korkulu rüyası. Fakat bu lekeden kolayca kurtulmanızın bir yolu var. Hemen gömleğinizi ters çevirin ve mürekkebin aktığı yere bir peçete koyun. Ardından bu bölgeye saçlarınızda kullandığınız spreyi sıkın ve bekletin. Çok oyalanmadan gömleği çamaşır makinesine atın ve bu lekeden kurtulun. Eğer herhangi bir yeriniz morardıysa bu yerin iyileşmesi için çeşitli öneriler bulunmakta. Bunlardan birisi de diş fırçası. Diş fırçası kullanarak morluğun iç kısmından dışarıya doğru yavaş hareketlerle dairesel masaj yapın. Yaptığınız bu işlem o bölgedeki dolaşımın hızlanmasını sağlayacak ve morluğun iyileşme süresini kısaltacaktır. İnanılmaz derecede başınız ağrıyorsa geçmesini beklemek ya da ağrı kesici almak yerine limonu kullanabilirsiniz. Limon aromaterapi özelliğine sahiptir ve bu konuda faydalıdır. Bir parça limon alın ve bunu elinizle macun kıvamına getirin. Ardından bu limonu yüzünüze ve alnınıza sürün. Oldukça basit ve popüler bir yöntemdir. Yeni bir bardak, cam şişe veya kavanoz aldığınızda altındaki fiyat etiketi ya da marka etiketi canınızı sıkabilir. Çünkü onu oradan sökmek, atomu parçalamaktan neredeyse daha zordur. Ya yapışkanı kalır ya da hepsi çıkmaz. Bunun için yağ işinizi görür. Varsa karbonat veya yoksa sadece yağ ile bu bölgeyi kısa bir süre ovun. Ardından bir 5-10 dakika bekleyin ve bu inatçı yapışkandan kurtulun. Bazen tam dışarı çıkacakken üzerimize sıktığımız deodorant leke yapabilir. Kıyafetinizi değiştirmeniz mümkün değilse ve bundan hemen kurtulmak istiyorsanız bir iki taktik mevcut. Yarısına amonyak, yarısına su eklediğiniz bir kaba pamuk batırın ve bu lekelerden kurtulun. Ya da bir kapta ılık su ve deterjanı karıştırıp lekeli bölgeyi bu su ile temizleyin. Ardından ılık su ile durulayın ve lekelerden kurtulun. Boğaz ağrıları genelde 4-5 gün içerisinde geçse de bu süreci hızlandırmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan şey yarım limon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı bal ve yarım bardak sıcak su. Bu karışımı ağzınızda kısa bir süre gargara yapın ve boğaz ağrılarını kolay bir şekilde yatıştırın. Uyarı, tadı belki güzel olmayabilir ama işinize yarayacaktır. Sivilce pek çok insanın ortak problemi. Buz ile sivilcelere karşı savaşmanız mümkün. Bir bezin içerisine buz koyun ve buzu iyice sarın. Bu bezi birkaç saniye sivilcelerin üzerinde tutun. Buz sivilceli bölgede kan dolaşımını hızlandırır. Kir ve yağ gözeneklerinin açılmasını sağlar. Bunu gün boyunca belirli aralıklarla sivilceli bölgeye uygulayın. İltihabın ve şişliğin geçtiğini görebileceksiniz. Herkes yemek yemeyi sever. Genelde yıllardır alıştığımız tereyağı, margarin ya da sıvı yağların bir alternatifi var. Genelde sağlıklı olmasından ötürü tüm dünyada yayılmaya başlayan Hindistan cevizi yağı oldukça faydalıdır. Pek çok uzmanın son yıllarda şiddetle önerdiği bu yağı hem yemeklerinize hem de salatalarınıza koymanız mümkün. Donmuş yağlara göre hem daha faydalı ve lezzetlidir.
Ateşi suyla söndürmek beynimize o kadar yerleşmiştir ki çoğu zaman bunu sorgulamadan uygulamaya çalışırız. Fakat mutfağınızda çıkabilecek olası bir yangında bu yapacağınız en kötü şeydir. Örneğin tavayı ocakta unuttuysanız ve tava alev aldıysa hemen tavanın altındaki ocağı kapatıp üstünü nemli bir kıyafet ya da bez parçasıyla kapatmalısınız. Bu oksijeni keserek yangının sönmesini sağlar. Küçük çocuklar bazen umarsızca tüm duvarları pastel boya ile boyayabilir. Onlara kim kızabilir ki? Fakat bir yandan da duvarlardaki pastel boyalarını temizlememiz gerekir. Bunun için ılık bir suyu kovaya koyun. Ardından 3-4 kaşık karbonat atın ve eriyinceye kadar karıştırın. Daha sonrasında 1-2 damla bulaşık deterjanı damlattığınız su ile duvarları ovun. Kıyafetlerinizin hızlı kuruması gerekiyorsa ıslak kıyafetlerinizi kuru bir havlunun içerisine yerleştirin. Havluyu rulo şeklinde sarın. Daha sonra havluyu bükerek suyunu sıkmaya çalışın. Bu şekilde kıyafetinizdeki fazla suyu havlu çekecektir. Ardından kıyafetinizi asın ve normalinden daha hızlı kurusun. Yumurtanızın taze veya bayat olduğunu anlamanız için çok küçük bir test işinize yarayacaktır. Yumurtayı bir bardak suyun içerisine atın. Eğer yumurta yatay durumda batıyorsa yumurtanız tazedir. Eğer dik bir konumda suyun üzerinde ise yumurtanız muhtemelen bayatlamıştır. Telefonlarımızın çizilen ekranları pek çoğumuzun hoşuna gitmez. Açıkçası bundan tamamen kurtulmak istiyorsanız telefonunuzun ekranını değiştirmelisiniz. Ama diş macunu ile bunu geçici olarak gidermeniz mümkün. Burada yapmanız gereken şey telefonunuzun üstüne çok az bir miktarda diş macunu sıkmak ve bunu yavaş yavaş telefon ekranına sürmek. Fakat dikkat edin, çok az bir miktarda diş macunu. Ardından telefonun ekranını iyice kurulayın. Fakat buradaki en önemli nokta çoğu insanın yanlış diş macunu kullanıyor olması. Jel şeklindeki macun işinize yaramaz. Klasik beyaz renkteki jel olmayan diş macunlarını kullanmanız gerekir. Eğer herhangi bir olaya karşı canınız sıkılmışsa ve sakinleşemiyorsanız bu öneri işinize yarayacaktır. Baş parmağınızı alın ve burnunuz ile dudaklarınızın arasına koyup 3 saniye bekleyin. Bu sakinleşmenize yarayabilir.